Zamanımızdaki en önemli şeylerden bir tanesi geri bildirim almak, geri bildirim vermek. Ve baktığınızda insanlar yüzyıllardır geri bildirim hakkında konuşuyorlar. Hatta o kadar eskilere gidiyor ki milattan önce 500'lerde Konfüçyus zorlu mesajları iyi şekilde ifade etmenin öneminden bahsetmiş. Lakin dürüst olmak gerekirse bunda oldukça kötüyüz. Son zamanlarda yapılan bir çalışmalara göre de çalışanların sadece %26'sı aldıkları geri bildirimlerin yaptıkları işi gerçekten geliştirdiğini düşünüyormuş. Düşük rakam, %26. Demek ki geri bildirim verirken bir problem yaşıyoruz. Bunun bir üslubu, usulü olması lazım. Bunu bir incelemişler ve şöyle bir çözüm bulmuşlar. Şimdi kısaca ona bir bakalım. İyi geri bildirim verenler incelendiğinde bunun bir taktiği var mı yok mu, üslubu var mı yok mu diye ortak bir nokta arayışında olmuş insanlar. Ve dört aşamalı bir şey çıkmış ortaya. Birinci kısmına mikro evet diyebiliyoruz. İyi geri bildirim vericiler sözlerine kısa ama önemli bir soruyla başlıyorlarmış. Böyle bir soru beynin geri bildirim geliyor diye bir şey anlamasını sağlıyormuş. Aha şimdi geri bildirim geliyor. Şimdi bir şey diyecek bana. Dediğimiz nokta orası oluyor. Örneğin son konuşmanın nasıl geçtiğini bir konuşalım mı? Yani en son görüşmüştük. Onun üzerine bir 5 dakika konuşalım mı ya? Diyebiliriz. Ya da bu olan biten hakkında bazı konuları geliştirmek için birkaç fikrim var. Onları seninle paylaşabilir miyim? Paylaşmama izin verir misin? Gibi bir mikro evet sorusu. Burada evet gelirse tabii iyi olacak. O zaman geri bildirim tam olarak başlıyor olacak. Böyle bir soru sormak faydalı imiş ki böylece karşı tarafa geri bildirim geliyor. Haberin olsun gibi bir mesaj geliyor. Artı karşı tarafta evet ya da hayır deme şansına sahip olduğu için bu sohbeti başlatayım başlatmayayım konusunda bir fikri, bir seçimi daha doğrusu oluyor. Böylece bağımsız hissediyorlar. Mış. İkinci kısmı veri noktası vermek. Mesela biz böyle bulanık kelimeler falan kullanıyor olabiliyoruz. Bulanık kelime insanlara farklı şeyler ifade eden kelimelere deniyor. Ne diyoruz? Mesela ya bu kadar savunmacı olmamalısın. Bu bir sen dili olmamalısın. Ne yapayım? Veya bu savunmacılıktan kastın nedir? Biraz belirsiz. Ya da ne diyoruz? Daha proaktif olabilirsin. Daha önceden çalışabilirsin gibi. Önceden planlayabilirsin, ama bu iyi geri bildirim verenlerin yaptıkları farklı şey bulanık kelimeleri bir veri noktasına dönüştürmeleriymiş. Mesela güvenilir değilsin demek yerine 11'e kadar mail atacağını söylemiştin ama hala gelmedi demek iyi olabilir. Bu sebeple bu bağlamla pozitif geri bildirim verirken açıklığa kavuşmuş oluyoruz. Bunun sebebi diğer insanın neyi arttırmasını ya da azaltmasını istiyorsak tam olarak bu sayede belirtmiş oluyoruz. Eğer bulanık kelimeler kullanırsak ya da cümlelerimizde bulanık kelimeler çok 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 olursa ne yapmaları gerektiğini tam olarak anlayamayabiliyorlar ve mevcut süre gelen davranışlarını sürdürebiliyorlar. Başka bir kısım, üçüncü kısım etki ifadesi. Yani seni etkileyen şey ne? Bunu yakalamak. Mesela mesajı almadığım için bu almama durumu işime engel oldu ve ilerleyemedim. Veya kavramları daha hızlı anlamama yardımcı olduğu için hikayelere ekleme şeklin hoşuma gitti. Gerekçeyle söylemek. Bu anlatmak istedikleriniz arasında amaç ve anlam bağlantısını kurabilir. Beyninde istediği bu olur.
Mesajı alamadığım için işime engel oldu ve ilerleyemedim. Mesaj göndermedin, hani gönderecektin deyip bırakmıyor. Alamadığım için ne oldu? Sonuç, işime engel oldu ve ilerleyemedim. Ben diline çevirmiş oluyor aynı zamanda ki sağlıklı olanın bu olduğu söyleniyor. Diğer örnekte kavramları daha hızlı anlamama yardımcı olduğu için hikayeleri ekleme şeklini çok hoşuma gitti. Ya bugün çok başarılı, çok güzel konuştun gibi bırakmıyor. Ne yaptığını söylüyor. Hikayeleri ekleme şekli hoşuna gitmiş. Neden gitmiş? Kavramları daha iyi anlamaya yardımcı olduğu için gitmiş. Biraz uzun cümleler kurmamız gerekiyor. Geri bildirim formülünün dördüncü kısmı da soru. Yani geri bildirim veriyoruz. Karşı tarafın görüşünü almamız lazım. Ben böyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Bence böyle yapmalıyız. Senin düşüncelerin neler? Peki sen ne diyorsun? Gibi sorular sormak iyi geri bildirim verenlerin ortak özelliği. Ne oluyor sonuçta? Uyum sağlamaktan ziyade bir de bağlılık oluşmuş oluyor. İletişimi monolog halinden çıkarıyor. Sorun çözücü bir duruma dönüştürüyor. Bunlar bence de önemli. Evet. Özetle birincisi iyi bir giriş cümlesi söyleyip geri bildirimin geliyor olduğunu karşı tarafa net olarak söylemiş olmak. 5 dakikan var mı ya? Dünkü konu hakkında bir konuşalım. 5 dakikan var mı? Dünkü konu hakkında benim bir fikrim var. Aklıma şöyle bir şey geldi. Gibi. İkincisi gerekçeli olarak söylemek. Bulanık kelimelerden de kaçınmak. O kadar savunmacı olmamalısın. Daha proaktif olmalısın. İmla hataları yapmışsın bu sunumunda. Bir daha yapma. Gibi değil. İmla hataları yaptığın için profesyonel görünmen engelleniyor. İmla hataları yapmazsan daha profesyonel görünebilirsin gibi bir cümleyi çevirme taktiği uygulamak da lazım. Ve sonunda da sen ne diyorsun ya da bu konuda ne yapmayı düşünüyorsun gibi bir bağlamla da işi karşı tarafa atmak ve onun görüşlerini almak önemli olabilir. Denemeye değer bence. Siz de deneyin ve sonuçları benimle paylaşırsanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim.